Sen de başını alıp, alıp gitme, gitme ne olur Ne olur tut elini Hayatta, Hayatta hiçbir, hiçbir şeyim az olmadı, olmadı senin kadar, kadar. Ve Ay, hiçbir şey istemedim Seni istediğim kadar Sen, Sen de başını Saatlerimiz saat kaç? An itibariyle 2.58. Gece 2.58. 19 Aralık Cumartesi. Cumartesi olmuş bile. Yani gece 3'te görüyorsunuz kameranın karşısına geçiyorum. Bazen öyle ya. Dalıp gidiyorsun. Bazen videolara dalıyorum. Bazen kitaplara dalıyorum. Bazen belki sözlük başlığına dalıyorum. Bazen Twitter'a dalıyorum. Bazen bir filme dalıyorum. Sonra başka bir film izliyorum. Günde 3-4 film izleyebilirim ben bu arada. Bazen yemek yapıyorum. Yemeğe dalıyorum. Mutfağa dalıyorum. Bazen alışverişe dalıyorum. Evet yani online alışveriş. Benim çok fazla hayatımda olmayan bir şeydi ama artık büyük bir bir keyfe hatta korkarım ki biraz alışkanlığa dönüştü. Yani kargodan gelecek bir şeyim yoksa bir şeyler eksik gibime geliyor. Devir öyle bir değişiyor ki arkadaşlar. Çok hızlı. Arkadaşlar bu bir YouTube kanalı var ya konuşanlar mı konuşamayanlar mı adam konuşamıyor çünkü az önce onun açıklamasını izledim. Çünkü ekşi sözlükte en başta o vardı. Hasan Can Kaya galiba. İzlememiştim. Yani biliyordum ama hani bir, bir bölümünü baştan sona izlememiştim. Parça parça bana gönderdikçe arkadaşlar izleyebiliyordum. Çünkü benim şu anda böyle eğlenecek bir halim yok. Ben eğlence çok sevmem. Bir şey alamayacağım boş bir eğlence bana göre değil yani. Anlıyorum. Yani buna da ihtiyacı olan insanlar var. Dönem dönem benim hiç olmadı ama benim hiç olmadı. Dönem dönem bana da oluyor diyeceğim ama böyle bir eğlence anlayışım hiç olmadı yani maalesef. Şeyi diyeceğim konuşanlar ama adam konuşamıyor hocam. İzleseniz de şey neydi YouTube kanalında Konuşanlar galiba. YouTube kanalında da o. Acun'a geçmiş. Acun abi bizi aldı falan diyor. Ama adamın konuşmasında herhalde 1700 kere e diyor yani. Bu kadar e diyen biri nasıl konuşarak para kazanıyor ben anlamıyorum ya. Gerçi kendi diyor 9 kamera 15 kişi falan. Herhalde bu adamı toparlamak da geçiyordur. Ne küfür ediyorlardır biliyor musun bu adam? <laughs> konuşamıyor abi. Yani o böyle bir saat yüklüyorlar YouTube'a. O video kesin 6 saat falandır yani. 5 saati çöp. Anca işte bir saat bir şey. O da şimdi paralı olacakmış. Ya niye açıklama yapıyor? Yani Türk Türk insanı yaptırıyor. Bak bu arada bu adam iyi bir adamdır abi şey demiyorum. Ben sadece hani konuşamadığını gördüm onu söylüyorum. Niye adı konuşan onu anlamadım. Hani öyle bir söz var ya bir insanda ne yoksa en çok ondan bahseder diye. <laughs> Neyse yani adam başarılı sonuçta. Şimdi 30 bin izleniyorsun geri zekalı kes sesini diyenler varsa. Doğru yani adam milyonlar izleniyor. Şimdi Acun Ilıcalı ile anlaşmıştı. İşte onun bir herhalde başka bir bir televizyon kuracak şu herhalde. bir dijital platform oraya geçecekmiş. Ve bundan sonra bu insanı parayla izleyebilecek insanlar. Ve ne var bunda abi? Yani bunu niye açıklama yapmak zorunda hissediyor kendisini? Yani sanki o programı yapan adam çok ulvi şeyler anlatıyor da Bugün Twitter'daydım bir başlık gördüm. Best FM'deki radyocu abimizin adı neydi ya? Zekirdek. Zeki Kayhan Coşkun. Bir başlık atmış. Çok düzgün bir adam Zeki Kayhan Coşkun bu arada. Ben mesela şeyi sevmem. Cem Arslan'ı sevmem. Sevmiyorum. O adamı bir türlü sevemedim. Ama Zeki Kayhan Coşkun'u seviyorum. Şey de fena adam değil. Nihat Sırdar. Yani tabii bunların yaptığı muhalefeti ben muhalefet görmüyorum yani. Kanayan yaraya bir parmak bastıkları yok. Ha, yine iyi tabii. Ve tabii Türkiye'de benim dikkat ettiğim şey var. Mesela Almanya'da radyo yayınları çok sıkı takip edilir. Almanya'da hatta radyo propaganda kanunu var. İtil devletleri geldiğinde demiş ki Almanlar radyodan duyduklarına çok fazla inanıyor. Çünkü Adolf Hitler propagandasını radyo üzerinden yapmış. Yani Göbels her gün radyoda konuşma yapan bir herifmiş yani propagandacısı. Dolayısıyla Amerikanlar demişler ki buraya bir radyo yasası lazım. O yüzden radyo yayınlarını çok sıkı takip ederler. Radyo oksijen gibidir. Her yere girer. Mesela Türkiye'de radyoya karışmıyor. Televizyonu çok sıkı denetliyor. Gazeteleri çok sıkı denetliyor. Gazetecileri hapis mapis falanlar. Radyoyu ciddi almıyor. Çünkü adam radyo dinlememiş. Kendi dinlemediği için de insanlar dinlemiyor zannediyor. <laughs> Bir de radyo yayınları böyle hani paylaşılan şeylerde değil ya. Mesela ne adamın ne dedik mesela. Nihat Sırdar söylediklerini yazsa insanlar onu paylaşır ve birilerinin dikkatini çeker. Ama radyo şey gibidir biraz konuştun. Kuyuya gider. Aslında gitmez. Yani geriye bir şey kalmaz. İşte Cem Arslan Bestefem'den çıkmış. İşte geriye ne kaldı? Beğenen için hoş bir seda kaldı. Sevmeyen için hiçbir şey. Benim daha önce söylediğim şeye geliyoruz işte yani radyoculuk kuyuya konuşmak gibi. Kör bu kuyuya konuşuyoruz. E ama finalde bir şey yok yani. Bu arada bu konuşanlar az önce dedim ya Acun Ilıcalı ile anlaşınca YouTube'daki bütün videolarını silmiş. Kurgulanmış, montajlanmış, binlerce yorum yapılmış altına o videoları silmişler. İnsanlar da tepkili tabii. Neyse şimdi ne diyordum? Ha Zeki Kayan Coşkun diyordum. Zeki Kayan Coşkun bir başlık atmış. Bugün Dünya Yalnızlar Günü. Radyocu adam ne yapsın konu bulamamış herhalde. Bugün Dünya Yalnızlar Günü ne düşünüyorsunuz? Yazın gelsin demiş. Şimdi ben bugün bu kitabı bitirdim kitabın yazarı Rutger Bregman. Bu bir tarihçi, Hollandalı, 1988 doğumlu, oldukça genç bir yazar. Bir Davos konuşması vardı bunun meşhur. Para babalarına geçirdiği. Oradan sonra biraz tanındı. Almanya'da da en çok satan kitap oldu bu. Bestseller yani. Kitabın adı Realistler İçin Ütopya. Ama orada bir kelime oyunu var işte yani. Gerçekçiler için ütopya. O, çok önemli değil. Yani kitabın içeriğinde daha sonra onu bir hani benden bazen öyle şeyler istiyorlar. Bir konuyu derinlemesine işle ya. Onu öyle bir şey yapabilirim. Belki bir gün canım isterse. Hiç benim tarzım değil ama. Yani ne bileyim ne o Barış Atay mıydı? Bir YouTuber var ya Barış. Barışlı bir şey biliyorsunuz. Milyonlarca izleniyor adam. Adamın ben bir videosunu izlemiştim. Bir videoya 6 gün çalışıyormuş. <laughs> Başkan benim hiç öyle bir tipim yok. Ben öyle ben fevri bir insanım. Ben tez canlı bir insanım yani. Ben videoyu çektim mi onu yüklemeden bana uyku yok yani. Haram yani. Ben öyle biri olamadım hiçbir zaman. Keşke olabilsem. <laughs> ne diyordum ben ya? Biraz uykum geldi. Dedim ya şimdi video yüklemeden uyumayacağım diye uyku geldi aklıma. Diyor ki yani dünya hiç olmadığı kadar iyi durumda diyor. Ekonomik olarak. Yani Hindistan'daki bir çiftçi bile iyi yaşıyor diyor eskiye göre. Yani eskiden hayal edemeyeceği bir hayat yaşıyor diyor. Ve diyor dünyamızın iki sorunu var diyor. Bir, dijitalleşen dünyada, robotlaşan dünyada insanlar ne iş yapacak? İki, gelir dağılımı nasıl adaletli sağlanacak? Yani batıda zenginle fakir arasındaki uçurum ve tabii zengin ülkelerle fakir ülkeler arasındaki uçurum da gün geçtikçe büyüyor. Dünyanın büyük iki sorunu var diyor yani. Bir, insanlar işsiz kalacak. İki, bu para adaleti nasıl dağılacak? en büyük hayali daha önceki videolarımdan birinde kısaca bahsetmiştim. Grund yani temel vatandaşlık parası. Şimdi yalnızlıkla bunun ne alakası var diyeceksin. Hani Zeki Kayan Coşkun'dan aldım bu herife getirdim. Ne diyorsun kardeş diyeceksin. Hocam insanlık hiç olmadığı kadar dar boğazda. Şimdi o refah falan diyor ama insanlık hiç olmadığı kadar kısır bir dönemden geçiyor. Hiçbirimizin felsefeci arkadaşı yok belki. Hiçbirimizin tarihçi arkadaşı yok, yakın görüşlüğümüz. Benim var neyse ki ama birçok insanın yok. Hiçbirimizin ressam arkadaşı yok belki. Ya da piyano çalan kaç arkadaşımız var? Kitap yazmış. Almanların bir lafı var. Meinung Macha. Fikir yapan kaç arkadaşımız var? fikir. Yani hangi arkadaşınla oturduğunda sana hasiktir. Ne güzel bir şey söyledi. Bu duyguyu ne zaman yaşadın en son? Dijitalleşme ve fakirlikten dolayı yani kafamızı telefondan kaldıramadığımız için Instagram storylerinden ve geri kalan zamanda da karnımızı doyurmaya çalıştığımız için üretemiyoruz. Bugün şeyi izledim Emrah Safa Gürkan Pena diye bir ekşi sözlüğün kanalı var ya orada bir video yapmışlar işte bir şeyler anlatıyor şey diyor orada ben takip edemiyorum bu arada çok hızlı konuşuyor yani hem hızlı konuşuyor hem cam kat yapıyorlar nasıl olacak bilmiyorum alt yazı koymuşlar bir de şimdi ben onu kapattım onun bakayım onu bakayım? yani baba anlatsana sakin sakin. Yani ülkemizde İlber Ortaylı hani en sevilen profesör tarihçi değil mi? Adamın konuşmasına bir bak bakalım yani Amerika'yı niye yeniden keşfediyorsun? Cam kat yine yap yani insanı gereksizliklerle uğraştırma ama konuşmanda bir nüans olsun insanın yüzde kırkı konuşma, yüzde kırkı kılık kıyafet, yüzde yirmi bir şey biliyorsa. Bana inanmıyorsan başındaki adama bak. Adam iyi giyiniyor, iyi konuşuyor diye. Yüz yıldır ülke yönetiyor neredeyse. E, evi E bir de önüne prompter. Allah yürü ya kulum diyor işte o zaman. Yani sen şey diyor partnerine, videoyu birlikte çektikleri kadına. Bir şey üzerine diyor bunu. Orayı kaçırdım zaten. Karl Marx bir kitap yazmış her yerde heykeli var diyor başarıyı başarısızlık gibi nasıl gösteriyoruz? Bizim en büyük maharetimiz toplum olarak profesöründen en avamına ayağa baş, başı ayak yapmayı çok iyi biliyoruz. O yüzden ayaklar baş, başlar ayak olmuş durumda işte. Konuşanlar, konuşamayanlar falan filan. Ya ben bak mesela ben Türkiye'de reklamcı olsam tamam mı? Atıyorum. Ya da ajansım olsa, YouTube ajansım olsa. Gider kimi bulurum biliyor musun? Ahmet Şef'i bulurum. Ya o adamın o samimiyetini, o mesleki bilgisini, iş sevgisini, o insanlarla empati kurabilme yeteneğini alırım. Günümüzün tekniğiyle donatırım. Yayınlarım git. Zaten televizyon çekimi gibi yapılan bir program. 9 kamerayla televizyon çekimi olur. Başka bir şey olmaz. Alıp televizyona koyacakmış. Lan adam zaten televizyon gibi çekmiş. Oraya koymuş. Onun YouTube'da tutmasının sebebi insanların onun televizyon çekimi gibi olduğunu bilmemesi. Mesela Mesut benim çok sevdiğim arkadaşımdır. Mesut Süre. Defalarca sahneye çıktık kişiliğini de çok severim. Evimde misafir ettim. Onu mesela o çok, o çok güzel anlatır mesela bu konuyu. Biz diyor televizyon çekimi yapıyoruz ilişki testi için. E sen YouTube açıyorsun bedava. Telefonundan televizyon çekimi kalitesinde bir program izleyince insan beyni aldanır. Çok çabuk aldanır yani. Wow diyorsun. Ses ne güzel. Görüntü ne güzel. Halbuki arkasında 20 kişi var o programın. YouTube ruhu bu aslında. Benimki yani. Evde otururken hadi kardeş çekelim. Şimdi millet alıştı. Yani Türkiye'de YouTube'u da televizyon gibi yaptılar. Şimdi millet bizi yadırgıyor. Yani diyor ki bu ne yapıyor ya bu diyor. Yanlış bilgi verdi lan burası YouTube YouTube <laughs> her şeyin anlamını değiştiriyoruz ve bozuyoruz yani ya bunun tadı bu ya bu bu yani Koray Avcı sokakta şarkı söylüyordu ya YouTube o Melek Mosova vapurda bizim Veysle var mı o ruh yani aynı Melek Mosova başka bir şey yapıyor belki haberim yok aynı Koray Avcı yine şarkı söylüyordur hiç haberim yok nerede ne yapıyor bilmiyorum. Yani o samimiyet bu. Bu işin temeli samimiyet. Nereden geldim bu konuyu bilmiyorum. Şunu diyeceğim. Bu kitap çok önemli bir kitap. Bunun Türkçesi de var. Alın okuyun. Hayal gibi görünen şeylerin aslında gerçekleşebileceğini ve bu hayallerin gerçekleştiği takdirde dünyamızın daha güzel bir yer olacağını söylüyor. Ama ben şuna değineceğim. Siz Emrah Safa Gürkan'ı boş verin. Yani bu sözünü boş verin. İşte karmak bir kitap yazmış. Yani abi adam bir kitapla dünyayı değiştirmiş. Bu arada bir kitap değil de Das Kapital yani. <laughs> yani. Şunu diyeceğim. Zenginlik para ve zamana aynı anda sahip olmak demek. Bir insanın çok parası vardır, hiç zamanı yoktur. Bir insanın çok zamanı vardır, hiç parası yoktur. İkisi de fakir benim için ve aynı fakir. Sürekli çalışıyorsun, hiç zamanın yok, bir sürü param var. Ne yapacaksın o parayı? Hiçbir şey yaramaz. Bir söz var. Kimin söylediğini unuttum ama çok güzel bir söz. Hatta bunu videonun da başlığı yapacağım. İnsan olmak için boş vakit şarttır. Bu ne demek biliyor musun? İnsan ancak geçim derdi olmadan yaşadığı boş zamanda bir şeyler üretebilir. Yani bu yazar diyor ki ütopyaları gerçekleştirmemiz için boş zamana geçim derdimizin olmadığı bir boş zamana ihtiyacımız var. O boş zaman olmadan ne Karl Marx olacak, ne Engels olacak, ne Beethoven olacak. Bak mesela Fazıl Say zengin bir ailenin çocuğu olmasa yani dünya hani Elvis Presley Amerika Birleşik Devletleri'nde bir menajerin, bir müzik yapımcısının sesi siyahilere benzeyen bir beyaz aramasından dolayı hayatımıza girdi. O proje olmasa belki Elvis'i de tanımayacaktık adam kamyon şoförü olarak ölecekti. Bu bana şunu düşündürüyor. Acaba dünyada ne yetenekler zayi oluyor? Belki de çok büyük piyano virtüözü olacak bir insan hayatında piyanonun başına oturmadan ölüyor. Çünkü buna zamanı yok. Bunu yapabilecek bir ekonomik durumu yok. En son ne zaman yeni çekilmiş güzel bir film izledin? En son ne zaman yeni yazılmış güzel bir kitap okudun? En son ne zaman yeni bestelenmiş güzel bir müzik eseri dinledin? İşte bu dünya yalnızlık günü ve bu kitabı okumam bana kendi sosyalizasyonumu hatırlattı. Ben şunu planladım. Sigara içmedim çünkü yanımda bir sigara bulundurmak zorunda olmak istemedim. Parayla alınan bir şey. Herhangi bir şeye bağımlı olmak istemedim kumar olur, alkol olur, bir şey olur. Bir şeye bağımlı olursan onun için para harcaman gerekir. Para harcaman gerekirse para kazanman gerekir. Para kazanman gerekirse birilerine muhtaç olman gerekir. Ben bugünkü yalnızlığımı planladım. Benim hayalim kendi yalnızlığımla mutlu olmaktı. Kendinizi kendinizle zaman geçirdiğinizde yalnızlık sanmayacağınız şekilde yetiştirin. İyi sabahlar.